Arkadaşlar merhaba, ehliyet sınav sorularını devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda 30. soruya kadar gelmiştik. Şimdi 31. sorudan devam ediyoruz. Yine arkadaşlar başına yıldız eklediklerim ehliyet sınavında en çok çıkanlar olacaktır. Önemli olanlar olacaktır. Yine ne yapıyoruz? Nokta atış şeklinde cevabı hemen söylüyoruz. Arkadaşlar aslında bugün video yayınlamayacaktım ama bazı arkadaşlarımız yarın sınava gireceği için benden rica ettiler. Ben de dar vaktimde, şu kısa vaktimde hemen soruları hazırladım ve hemen yayınlamaya, size ulaştırmaya çalışıyorum. Şimdi 31. sorudan devam edeceğiz. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma yavaşlama şerididir? Arkadaşlar böyle bir soru karşımıza çıktığı zaman bakın dikkat edin, ayrılma yavaşlama şerididir. Yani ayrılıyor. Yani bir numaralı şıkkımızı sınavda işaretliyoruz. Ve diğer sorumuzdayız. Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir? Ne diyorduk biz arkadaşlar? Bizim anahtar kelimemiz neydi? İyi ise yeşildir. İyi ise yeşildir. Hemen yeşil şıkkını sınavda hiç düşünmeden hemen işaretleyin. Diğer sorumuzdayız. Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır? Böyle bir soru geldiği zaman hareket sistemini sınavda işaretleyeceksiniz. Bazı sorular kolay, bazı sorular zor. Aman diyeyim, doğru okuyun da yanlış işaretlemeyin. Şimdi 34. soruda da ehliyet sınavına çokça sorulur. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir? Soru işaretiyle gösterilen yeri bize soruyor. Nedir arkadaşlar? Şafttır. Diğer sorumuza geçtik. Bu da ehliyet sınavına çokça çıkar. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir? Arkadaşlar ne yapıyorduk? Biz aracımızı durduruyorduk değil mi? Yani sınavda hangi şıkkı işaretleyeceğiz? Araç durdurulur ve motor stop edilir şıkkını sınavda işaretliyoruz. Diğer sorumuzdayız. İlk yardımın aranması sırasına dikkat edilecek hususlarla alakalı bir soru. Hadi okuyalım. Buna göre 112 acil yardım servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru olanı bulacağız. Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda 112 acil yardım servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. Ne demişti bu hususlarla ilgili olarak? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur demişti arkadaşlar. Doğru olanı bulmaya çalışacağız. Şimdi burada şıkların hepsini de verdim. Dilerseniz okuyalım. Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak, kimin hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak, sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak, herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek. Doğru olanı bulacağımıza göre Ceyhan şıkkı doğrudur arkadaşlar. Diğerleri doğru değildir. Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak olacaktır. Zaten bu soruyu mantık olarak da çözebilirsiniz. Ceyhan dedik, diğer sorumuzdayız. Şekildeki karayolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Öncelikle dikkatli bir şekilde bakın arkadaşlar. Nasıl davranmalıdır? Yavaşlamalı, sağ şeride girmelidir. Yavaşlamalı, sağ şeride girmelidir. Diğer sorumuzdayız. Bu soruda ehliyet sınavında çokça sorulur. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Neyi bildiriyordu arkadaşlar? Soğutma suyu sıcaklığını, şıkkını sınavda işaretleyeceksiniz. Yine yıldızlı bir soru. Sorumuzu biraz büyüttük. Yerleşim yeri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? Böyle bir soruda da 15 şıkkını sınavda işaretliyoruz. Önemli bir soruydu ve diğer sorumuzdayız. Verilen bilgi ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? Hadi okuyalım. Olay ya da kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir.
Türkiye'de ilk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. Sorumuz ne demişti? Verilen bilgi ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? Arkadaşlar, bildirme şıkkını sınavda işaretliyoruz. Arkadaşlarım, dediğim gibi bugün çok yoğun bir gün geçirdik ve bugün soru yayınlamam gerçekten de çok zordu, ama şimdi dediğim gibi yarın sınava girecek olan birkaç arkadaşımız var. Onlar rica ettiği için böyle 20 tane sorudan oluşan bir video hazırladım sizlere. Şimdi 41'deyiz. Araçlarda arka camın rezistanslı ısıtıcılı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru geldiği zaman, arkadaşlar, araçların arka camındaki rezistanslı ısıtıcının nedenini soruyor. Neden kullanıyoruz biz? Donma ve buğulanmayı önlemek için. Sınavda da camda oluşan donma ve buğulanmayı önlemek için kullanılır. Şıkkını işaretleyeceksiniz. Kolay bir soru. Aman diyeyim, yanlış işaretlemeyin. Şimdi geldik 42'ye. Ne demiştim? Şokun belirtilerini, komanın belirtilerini mutlaka öğrenin demiştim. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir soru geldiği zaman, kan basıncının düşmesi şıkkını sınavda işaretleyeceksiniz. 43'teyiz. Yine yıldızlı bir soru, önemli bir soru. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır? Bölünmüş yol başlangıcı anlamında olan şu anda Bursa şıkkı olacaktır. 44'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır? Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi şıkkı olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuzdayız. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, anahtar kelimemiz saygı duyması, yani karşısındaki kişiye saygı duyması olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır diye bir soru geldiği zaman, doğru olan şıkkımız yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması olacaktır. Soru. Bu da önemli bir soru. Bazıların soruyu bildiği halde yanlış işaretliyorsunuz. Ona da geleceğim. Şekildeki karayolu üzerinde soru işaretiyle gösterilen çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir? Şu an soru işaretiyle gösterilen yeri soruyor bize arkadaşlar. Buraya ne ad verilir? Ne diyoruz biz? Yaya geçidi diyoruz. Bir de şıklarda ne olur? Şaşırtmacalı olarak yaya yolu olur arkadaşlar. Siz yaya yolunu işaretlemeyeceksiniz. Yaya geçidini unutmayın. Yaya geçidini işaretleyeceksiniz. 48'deyiz. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Yanlış olanı bulacağız. A şıkkımız aracının hızını artırması diyor. Hayır arkadaşlar, aracımızın hızını artırmıyoruz. Bursa şıkkı aracının hızını azaltması. Doğru, aracımızın hızını azaltacağız. Öndeki aracı geçmemesi. Evet, geçmeyeceğiz. İlk geçiş hakkını yayalara vermez. Evet, ilk geçiş hakkını yayalara vereceğiz. Yanlış olanı bulacağımıza göre A şıkkı yanlış değil mi? Aracının hızını artırması yanlıştır arkadaşlar. Ve diğer sorumuzdayız. Şekilde trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması trafiğin hızlanması işaretidir? Arkadaşlarım, Bursa şıkkı trafiğin hızlanma işaretidir arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza. Yeni yönetmeliklere göre D sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir? D sınıfı sürücü belgesi varsa otobüsü kullanabilir. Bir de not düştüm. B sınıfı sürücü belgesini de öğrenin arkadaşlar. B sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar hangi araçları kullanır? Hangi araçları kullanamaz? Bununla ilgili sorular gelebilir. Şimdi sizlerle
Şu an burada soru 50 yazıyor ama ben ne demiştim? 30. sorudan sonra başlayacağız. Yani şu anda 20 tane soru görmüş oldunuz. Yeni sorular da yayınlayacağım. Önemli sorular da yayınlayacağım. Bu yüzden takipte kalın. Kanalımdaki soruları da mutlaka çözerek sınava girin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.